Değerli izleyenler, son bandımızla Bir Bizimiz programını daha yavaşça sonlandıracağız ve sizlerle Medya Etik Kurulu Başkanı Sayın Bekir Azgın'ın medyanın müzakere sürecindeki rolünü konuşarak programımızı sonlandıracağız. Müzakerelerin olumlu bir atmosferde devam ettiği söyleniyor. Daha kesin bir dil kullanacak olursak, şu anda ihtiyatlı bir iyimserlik hakim. Peki Kıbrıs Türk medyası bu süreçte nasıl bir rol oynayacak? Mülkiyet konusunda neden spekülatif haberler yayınlanıyor? Nefret söylemleri konusunda ne yapılmalı? Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın'la bu konuları konuştu. Hocam, müzakerelerin olumlu bir atmosferde seyrettiği söyleniyor. Sizce bu kritik dönemde medyanın nasıl bir tavır takınması gerekiyor müzakere süreciyle ilgili? Tabii gazetecilere ve medya mensuplarına ne yapmaları gerektiğini söylemek hoş bir şey değildir. Fakat görevleri eleştiri yapmak olmasına rağmen böyle bir süreçte barış sürecini desteklemek herhalde adanın geleceği için iyi bir şeydir. Dolayısıyla barış gazeteciliğine Kıbrıs gazetecilerinin daha çok önem vermesi, hikayelerini geçmiş hikayeyle birlikte anlatmaları, yani böyle günlük anlatmadan çok temellere oturtarak anlatmaları ve insanların çözümün ve barışın ne gibi olumlu yanlar getireceğini vurgulaması gerekir sanıyorum. Senin de hocalığını yapmış olan Mesut Beyli ile birlikte Kıbrıs basını ile Rum basınını karşılaştırmalı olarak araştırdık, inceledik ve bunu birkaç makale halinde yazdık. Hatta bir tanesi işte bu Lefkoşa Üniversitesi'nin dergisinde yayınlandı. Orada gördüğümüz Kıbrıs medyasının Kıbrıs sorununun bir parçası olduğudur. Yani gazeteciler genellikle politikacıları eleştirir. Ama Kıbrıs sorununun çıkmaza girmesinin en önemli nedenlerinden biri gazetecilerin de politikacılar kadar sorumlu olmasıdır. Bunu bir yere koyalım. Hocam, son dönemde özellikle sosyal medyada ama bazı gazetelerde de var. Spekülatif haberler yayınlanıyor, haritalar yayınlanıyor. Kıbrıs Türkleri korkutmaya yönelik olarak değerlendiriyorum ben bu haberleri. Sizin fikriniz nedir bu spekülasyonlar hakkında? Vallahi birkaç hafta önce Mustafa Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığında 100 gün basın toplantısına katıldım. Orada gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın en şikayetçi olduğu konu buydu. Toplumlar arası görüşmelerde konuşulmayan, karar alınmayan şeyler sanki konuşulmuş gibi ve karar alınmış gibi gazetelerde yansımasından çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Hem de birkaç defa. Öyle sanıyorum ki bu tür uydurma haberler iyi niyetle yapılmıyor. Yani Kıbrıs'ta her iki tarafta da çözüm istemeyen insanlar vardır. Onların akıl danışmanları var. Akıl hocaları var. Öyle sanıyorum ki o kaynakların öne çıkardığı haberlerdir bunlar ve insanları barıştan, çözümden korkutmaya yönelik uydurma şeylerdir. İçinde gerçek bile varsa, gerçek öyle saptırılıp ve öyle ters takdim ediliyor ki birçok insan bundan çekinip korkuyor.
Bu spekülasyonlar dışında hocam bir adım daha öteye giden gazeteler de vardı. İşte av tüfeklerimiz hazır, direneceği, Kerkes ayağını denk alsın, çatışma çıkar tarzında nefret söylemine varan ifadeler yayınlandı gazetelerin ön sayfalarında. Nefret söylemiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Basın özgürlüğünü nefret söyleminden nasıl ayırt edebilirik ve nefret söylemiyle ilgili ne gibi önlemler alınabilir? Siz Medya Etik Kurulu'nun da başkanısınız aynı zamanda. Evet, yani nefret söylemiyle basın özgürlüğü arasında dağlar kadar fark vardır. Ve onu ayırt etmek o kadar da zor bir şey değildir. Fakat ben size söyleyeyim, bu türden haberler bazı insanların çıkarlarına ters gelecek bir çözüme karşı önceden tedbir almaktır. Yani statikodan beslenen, statikonun lehlerine çalışan epey insan var Kıbrıs'ta. Hem kuzeyde hem güneyde. Yani bana kimse Baflıların ki çatışmalardan en az zarar görmüş olan bölgedir herhalde. %86 ile Annantuan'la niye hayır dediğini izah edemez. Bunu izah edebilecek tek şey ekonomik çıkardır. Yani Maus'a, Karpaz ve Girne sahillerinin turizme katılımı ile Baf bölgesinin gözden düşebileceği ihtimaline karşı önceden tedbir almaya çalışırlar. Türk tarafında hepimizin bildiği gibi Rum mallarına konmuş bir sürü Türkler vardır. Ve bundan nemalanan insanlar vardır. Yani o tarafta 30 dönüm bıraktı da bu tarafta 50-60 dönüm aldı gibi değildir. O tarafta 30 dönüm aldı, burada 3000 dönüm almıştır. O tarafta 30 dönüm bırakmıştır. Veya o tarafta hiç bırakmamıştır. Burada sahillerden parseller almıştır. Arsa yapıp onları satarak işte lüks bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla bu tür insanların işte insanlara tüfeklerinizi alın, hazırlanın demeleri gayet doğaldır ve bunun arkasında ya politik çıkar vardır, yani politik geleceğinin çözümle birlikte sönebileceğini düşünen insanlar vardır ki bunlar çözümün her türlü çözüme karşıdırlar. Bir de ekonomik menfaatleri olanlar da bu menfaatlerini kaybedecekleri veya bunun bir tazmin konusu olabileceğini ve ceplerinden para ödemek istemediklerine göre buna böyle şiddetle karşı çıkıyorlar ve söylemi işte av tüfeklerinizi hazırlayın, av tüfeklerinizi yağlayın falan gibi şeylere kadar varıyor. Ben bunların ciddiye alınmaması gerektiğine inanan insanlardanım. Tirajları hocam zaten bu gazetelerin 300-500 civarında. Evet. Evet. Ya takma bir isimle Facebook'ta veya Twitter'de aklına geleni yazan, herkesi hor gören, herkese söven, bayağı tetikçilik yapan, onur ve itibar cinayeti işleyen insanların tweetleri veya Facebook'lara paylaşımlarıdır bunlar. Bunu gören ve kızanlar da alıp bunu retweet yapıyorlar veya buna cevap veriyorlar. Ve böylece dalga dalga bunlar yayılıyor. Aslında onlara bir yerde hizmet edilmiş oluyor. Evet, kızmak yerine umursamamak lazım belki. Evet, evet. Esas şey kızıp da cevap vereceğine insan onları görmezlikten gelmesi çok daha yararlı olur bence. Peki hocam, önlem olarak ne? Sizce nefret söylemiyle ilgili ne gibi önlem alınabilir? Şimdi bir kere bizim Medya Etik Kurulu'na şikayet edilebilir. Şöyle ifadeler ve örnekleri kaynak göstererek falan şikayet edilebilir. Tabii bizim orada yaptığımız nedir? İhtar ederiz veya ikaz ederiz. Kınama veririz ve bunu duyururuz. Utanan utanır ama bunu yapanların çoğu zaten utanmaz ve tekrar yaparlar. Onun için onun bir çözüm olacağını sanmıyorum. Gazetecilikte önemli olan insanın gazeteci olarak
kendisinin sorumluluk duygusuna sahip olmasıdır. Yani ben etik davrandığım zaman erdemli bir insan olurum düşüncesine sahipse ancak bir sonuç alınabilir. Yoksa böyle tetikçilik yapmak niyetiyle gazetecilik yapmaya başlayan bir insana hiçbir şey çare olamaz. Çözümü yoktur yani. Kıbrıs sorunundan beterdir. Sizce yakın zamanda Kıbrıs sorunu çözülür mü? İnsanlar geçmişte bu çözüm nedeniyle o kadar hayal kırıklığı yaşadılar ki onların işte çözüm oluyor inandırılmaları biraz zor olur. Yani ben çoğu insanlarla konuştuğum zaman bana dedikleri imza atsınlar göreyim de ondan sonra karar vereyim. Fakat benim o biraz önce sözünü ettiğim basın toplantısında Mustafa Akıncı'dan edindiğim izlenim odur ki bir kere Anastasiadis'e çok güveniyor. Görüşmecilerin yaptığı çalışmalara çok güveniyor ve onlardan çok olumlu feedback aldığını söylüyor açıkça. Ve bu tempo ile sürdürülürse ki ben diyor sürdürüleceğinden eminim. Yıllar içinde değil aylar içinde Kıbrıs sorununun çözülebileceğine inanıyorum. Hatta bir de tarih ima etti. Gelen sene Mayıs ayında Güney'de yapılacak seçimlere kadar Kıbrıs meselesini büyük oranda halletmek ümidinde olduğunu dile getirdi. Bunu da Türkiye'de gerek Erdoğan, gerek Çavuşoğlu, gerek Davutoğlu'nun kendisini desteklediğini ve açıkça kendisine en erken bir zamanda çözüm bulmasını telkin ettiklerini söyledi. Bu söylem biçimi doğrusu o pek kötümser olanları bile kuşkuya düşürmüş. Çözümden ümitli olanları da daha bir heveslendirdi. Yani bu tür söylemler üstelik şey için de gereklidir. Yani o çözüme karşı yeminli olan Kıbrıslıların da o çabalarını, çünkü ben gerek Türk basınında gerek Rum basınında ikincisini de takip etme olanağım olduğu için diyebilirim ki alttan alta çözüme karşı bir hareket başlatılmıştır. Ve bu giderek büyüyecektir. İşte biraz önce söylediğiniz mülk sorusuna yarın garantiler gelecektir. Efendime söyleyeyim, işte hangi köyler verilecektir? Bir tarafı diyecek çok verilmiştir, iki taraf verecek, diyecek ki yeterli değildir. İşte %20 nüfusa yüzde bilmem kaç toprak bırakılır mı falan gibi. Bunlar benim tahminime göre böyle parti parti ileriye sürülecek ve artık tüfekler hazır olsun değil, machine gunlar hazır olsun söylemi başlayacaktır. Dolayısıyla her iki liderin de Mustafa Akıncı'nın çok doğru bir şekilde yaptığı bu açıklamaları sürekli yapmaları, insanları görüşmeler hakkında gizli şeyleri söylesinler demiyorum. Ama ne yaptıkları konusunda fikirler versin ki kamuoyunun o bilgisi olsun, tamamen kapalı olmasınlar. Yani bilgi vererek insanları o görüşmelere katsınlar ki bu aksi propaganda etkili olmasın. Kendi haline bırakılırsa öyle sanırım ki gerek Türk basını, gerek Rum basını ve medyası olumsuz yönde çalışmayı sürdürebilirler.
Evet, tüm Kıbrıslılar için gelecek yakın güzel günlerin olmasını temenni ediyoruz değerli izleyiciler. Barış umarız çok yakında. Evet, böylelikle Bir Bizemiz programını daha sonlandırdık. Yarın akşam yeniden sizlerle olacağız. İyi akşamlar, sevgiyle kalın, Kıbrıs'ta kalın.